Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç merve adamım değilsin. Hey, kadınım, psikolog musun, nesin? İyi ki bir oda istedim, herkese kocam bu dedin. Yalanları sen söyledin, aleme rezil olan benim. Bu şehrin delikanlısıyım ben, siyah kuşak karateciyim. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamım değilsin? Şşt, kadınım. Psikolog musun, nesin? İyi ki bir oda istedim, herkese kocam bu dedin. Yalanları sen söyledin, aleme rezil olan benim. Bu şehrin delikanlısıyım ben, siyah kuşak karateciyim. Ben Hayriye'nin kız kardeşiyim. Pek özledim de bir göreyim dedim. Uzaktan mı geldiniz? Yok, pek sayılmaz. Ama biz küstük onunla. Aramız açık. Hmm. Barışmaya geldim. Tamam, peki buyurun, girin içeri. Ay, pek de uykum geldi. Yolum da bir uzun ki. Nasıl döneceğim ben şimdi o kadar yolu? Burası yabancı yer değil canım. Gece kalıverirsin. Senin parkında buluştuk. Çocuğu sevdi. Bu kadar işte hepsi. Çok acıklıymış. Hakikaten acıklı ya. Ne yapacağız Aslı? Eren. Hı. Ben düşündüm de sen en iyisi Kaan'ı al, onun yanına git. Yakınlarda başka bir ev tut. Hatta aynı sitede olabilir. Yeşim orada otursun. İstediği zaman gelip gitsin, çocuğunu da görsün. Ama ben bu evin içinde onu istemem. Bu benim Selo dediğiniz. Sizin neyiniz oluyor? Sözüm ona, benim nişanım. Ama açıkçası hiç bana göre değil. Cahil, kaba saba, oturup kalkmasını bilmeyen bir adam işte. Hayırdır patron? Ben gidiyorum evlat. Nereye? Köyüme. Ait olduğum yere. Merhaba. Müjdeyi ilk size verelim dedik. Ne müjdesi Namiger Hanım? Evleniyoruz. Hem de derhal. Beni tebrik etmeyecek misin Sıdıka? Evet, edeceğim. Beni de unutma. İyi günler evladım. İyi günler teyze. Selo içeride mi? Ustam gitti teyze. Ne zaman gelir? Gelmez artık. Temelli gitti. Temelli mi? Evet, ben de akşam manavı kapatınca size ustanın mektubunu getirecektim. Bunu size bıraktım. Ben sana gönlümü gerçekten kaptırmıştım sultanım. Sen benim gözümde hatunların en güzeli, en değerlisiyken ve kalbimde taht kurmuşken beni böyle küçük görmen reva mı? Haklısın. Ben hem basitim, hem köylü, hem de cahil. Ama seni sevdim. Selo. Bizim odamız nerede Eren? Yani daha belli değil. Ne demek belli değil? Kızım, ben senin bu çocukla ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Senin derdin çocuk değil de Eren. Ya? Ay, ne kadar da zekisiniz halacığım. Tabii ki de öyle. Çocuk size kalsın ama ben evet. Eren'i alıp gideyim. Ya bir çuval inciri berbat ettim be eşim. Hiç öyle şey olur mu? Eğer isterse Aslı da gidebilir. Onu kimse burada zorla tutamaz. Aslı, bu ne böyle? Ne oluyor? İstediğin yere yerleşebilirsin yeşim. Ne münasebet? Burası senin evin Aslıcığım. Ama çocuğun annesi o. Eren'in ona karşı sorumlulukları var. O çocuk sizin oğlunuz değil beyefendi. Ne? Nasıl? Bu küçük hanım hiçbir zaman hamile değildi. Deli etmeyin adamı, doktor nasıl değildi? Bu kız hamile olduğu sanılsın diye
karnına minder bağlamıştı. Sancılanma numarasıyla geldi. Sonra da ağlayıp yalvararak bizden gerçeği gizlememizi istedi. Peki ya bebek? Onun hastaneden çalındığını tespit ettik. Yeşim. Bütün bunlar doğru değil, öyle değil mi? Ha? Yalan söylüyorlar ya da iftira ediyorlar filan de. Allah aşkına bir şey söyleyin be! Bu kadın kendisiyle evlenmenizi sağlamak için bu oyunları çevirdi. Çocuğu getir. Derhal. Ayrıca hepinizi karakola davet ediyorum. İfadeleriniz alınacak. Buyurun beyler. Allah kahretsin. Nasıl? Yeşim'i sen mi ihbar ettin? Aman Tanrım. Madem her şeyi biliyordun, niye gizledin? Sen de bu oyunun içindeydin değil mi? Tekin, biz seninle birbirimize hiç uygun değiliz. Çılgınlar gibi sevişiyor. Birbirimize doyamıyorduk Aslı. Aman Tanrım. Ne ateşli bir kadındın. Çılgınlar gibi sevişiyor. Birbirimize doyamıyorduk Aslı. Aman Tanrım. Ne ateşli bir kadındın. Ama hafızan gitti gideli. Neden kendini benden mahrum ettin ha? Demek çok ateşli geceler yaşadık. Ve ben sana aşıktım. Çılgıncasına. 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 Yalancı. Yalancı. Yalancı! Aslı ne oluyor ya? Sen benim evime gelip kiracı olarak yerleşmedin değil mi? Onca zamandır banyo küvetinde yatıp duran da sen değildin. Benim aileme, senin halana söylediğimiz yalanlar yüzünden evlilik numarası yapmıyorduk, öyle değil mi? Git evimden. Bu iş bitti. Al pılını pırtını, hemen çık git evimden. Ya bir dakika kızım ya, bir dakika ya. Ne? Tamam gidiyoruz. Git. Bir daha gözüm görmesin seni. Ne oluyor ya? Bu sitenin önünden bile geçme. Ya da çalıştığım yerin. Mahalleme bile girme, tamam mı? Yok ya, şehrin yarısını yasaklı o zaman bari. Evet, ha? Evet. Seni bu şehirde istemiyorum. Hatta bu ülkede istemiyorum. Ya git işine be. Ne olur Allah aşkına hiç olmazsa hayatta kalayım bari. Fotosentez yaparım. Hayır. Tamam. Hemen öleceğim. Öleceğim vallahi söz. O zaman eşyalarımı da çıkarıp atmana gerek yok. Çünkü ölecek olan biri ne giyebilir ha? Ölüyüm ben, ölü. Bunları mı giyeyim yani? Ölüyüm. At bunları buraya. Konuşma be. Tamam. Bağırıp durma ya. Gidiyoruz işte. Gidiyorum. Çek git. Ne var ya? Canım bağırmak istiyor kardeşim. Bağırmak istiyorum ya. Havada mı karışacaksın? Bana iyi geliyor. Bak. Al. Hayatım. Issız bir yere gidelim. Orada istediğin kadar bağır. Şimdi bu ayıp oluyor yani. Bak evde insanlar var. Hala var. Hayriye var. Ya rezil oluyoruz ya. Seninle aynı evde kalamam. Pis yalancı. Ahlaksız. Sapık. Tecavüzcüsün sen. Tecavüzcü. Senin gibi sapıkla aynı evde kalamam. Anlaşıldı mı? Tamam. İtiraz etmiyorum Aslı. Gidiyorum diyorum. Hala konuşuyorsun. Ya çık git o zaman. Bağırıyorsun ya. Hadi abicim. Hadi. Hadi. Gel. Kendine iyi bak. Görüşürüz abicim. Dur hop. Nereye gidiyorsun? Ölmeye. Benim bir an önce Yeşim'e veda etmem lazım. Hayır canım. O kıza veda edemezsin. Sen uzaktan bile göremezsin onu. Yasaklıyorum. Ölüyoruz kızım. Hala kıskançlığın ne alemi var ya? Yok. Dur şimdi sen bir dakika. Şimdi ben iyiyim. Bağırdım. Rahatladım, çok iyi geldi. Ne yapayım? Böyle içim ferahladı. Ne yapayım? Ölme. Yaşa. Yaşa, yaşayabilirsin. Çok teşekkür ederim. Bir gün hayatımı sana borçlu olacağımı biliyordum. Hatta gitme. Otur. Otur. Sen ciddi misin? Şimdi ben ağzıma geleni söyledim ya. Böyle birden içime bir ferahlık geldi.
Nane şekeri yersin de içi rahatlar ya böyle. Kalbimi kırdım, faydası yok ki. Kalbim kırıldı, kalbim. Sen hem tecavüzcü ol, hem kalbin kırılsın. Hassas tecavüzcü. O da çok dağıldı, şu gömlekleri falan yerleştirir. Buruşuyor sonra bunlar. Topla şunları. Ben bir kahve içeyim. Nane şekerli kahve gibi çok iyi gelecek. Ben dönene kadar her şey yerli yerinde olsun. Emredersiniz hanımefendi. Ne işiniz var sizin burada? Bizi mi dinliyordunuz? Sizi dinlemek için buralara gelmek gerekmiyor Aslıcığım. Uykumuzdan sıçrayarak uyandık. Allah bilir komşular bile uyanmıştır. Hadi ya. O kadar mı çok bağırdık? Eren'in sesini hiç duymadık. Ama senin sesin savaş borusundan farksızdı vallahi. Olabilir. Allah Allah. Kocama bağırdım. Bağırabilirim değil mi kocama? Bütün kadınlar yapıyor bunu. Kadınların en doğal haklarından biri kocalarına bağırmaktır. Sen kocalarına yapmaz mıydın yani? Kocalarıma mı? Tabii canım. Fırsat buldukça yapardık tabii. Ben de fırsatını buldum, yaptım işte. Çok da iyi geldi. Birden kendimi kuş gibi hafiflemiş hissettim. Şimdi çok daha iyi anlıyorum ki bir evliliğin devamı için karı koca kavgaları şart. Bir çeşit spor oluyor. Bir kere enerjini tüketiyorsun. Rahatlıyorsun. Boşalıyorsun. Bana sorarsan bu dediklerini yapmanın daha bir zevkli şekli var Aslıcığım ha? Ben bundan hoşlanıyorum, tamam mı? Zevk benim, koca benim. Ben bağırmaktan hoşlanıyorum, kavgadan hoşlanıyorum. Ne olur. Bak gene sinirlenmeye başladım. Tamam. Kavga etmeyeceğim. Kahve içeceğim. Tamam. İstiyor musun? Yok. Kahve. Kahve içeceğim. İşe bak ya. Bağırıp çağırıyor, çekip gitmemi hatta ölmemi emrediyor. Ben de onun odasını topluyorum ha. Niye, neden? Bunları yapıyorum. Çünkü suçluluk kompleksi. Çünkü gerçekten niyeti bozduk abi. Tam hafızasını kaybetmişken böyle kaybetti. Biz götürecektik kızı. Plan yaptık bir de bunun için. Erkek milleti değil mi? Hepimiz aynıyız vallahi. Irz düşmanıyız biz ya. Sapız. Evdeki son gecem. Seni arayacağız Hayriye. Ben de sizleri arayacağım. Hele Kaan'ı. Hiç sormayın. Hatırladıkça burnumun direği sızlıyor. Ne tatlı çocuktu değil mi? Tamam. Böyle acıklı şeylerden söz etmeyin. Hayriye gel seni bir daha öpeyim. Bir sabah geç kalkarız. Herhalde biz uyurken sen gitmiş olursun. Gazeteye ilan veriyor muyuz Beliha? Elbette. Yoksa nasıl kiracı bulabiliriz? Ama bak. Geçen seferkini sen kaptın. Bu defa sıra bende. Öyle adamı görünce hemen üstüne atılma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu defa yaşını başını almış birini bulalım. Neden? Zaten biz yaşlıyız. Ne yapacağız ihtiyar adamla? Şöyle genç, yakışıklı birini bulalım da baktıkça gözümüz gönlümüz açılsın. Öylesini nasıl olsa ahu elimizden alır. Ama yaşlıya bakmaz. Gençken hiç bilemedik o günlerin kıymetini. O tazecik bedenlerimizin kıymetini. Yıllar rüzgar gibi geçti. Bak aklıma ne geldi Melih. Görme özürlü birini bulsak. Deli misin canım? Ne yapacağız elin körünü? Bu da nereden çıktı? Melih, bu dahiyane bir fikir. Gözleri ileri derecede bozuk bir adama kendimizi 25 yaşında diye yutturabiliriz. Nereden anlayacak gerçek yaşımızı? Anlaşılır mı sence? Anlaşılmaz, anlaşılmaz. Başkalarına soracak hali yok ya, bu hatunlar kaç yaşında aslında diye. Zaten böyle bir numara yapacağımız adamın aklına bile gelmez.
Yaşasın Beliha. Biz yeniden genç oluruz böylece. Senin 27, benim 25 yaşımda olduğumu söyleriz. Yoo. Sen 27, ben 25. Madem ki sıra bende. Sen her şeyi yanlış anladın be Aslı. Ben sırf çocuğumun annesi diye yumuşak davranıyordum yeşime. Yoksa bana ne ondan ya? Yeter. Vazgeçilmiş kadının davası olmaz. Her şey bitti gitti. Niye hala yeşimden bahsedip duruyorsun? Çünkü sen bana hala kızıyorsun. Ne üf? Ne oluyor ya? Kızmıyor musun? Canım kızıyorum ama başka sebeplerden dolayı. Allah Allah. Kim bu ya? Hayriye. Kahvaltınızı getireyim dedim. Sen bu sabah erkenden gitmeyecek miydin? Akşam vedalaşmıştık ya uzun uzun. Kahvaltınızı da vereyim öyle gideyim dedim. Zaten biraz da ütü işi var. Canım sana ne ütüden? Sen çocuğun dadısısın. Çocuk gitti, dadılık bitti. Şunu versene. Buyurun afiyet olsun. Eyvallah. Ekmekleri de tam sizin istediğiniz gibi kızarttım. Ya sağ ol da bizi çok mahcup ediyorsun be Hayriye. Estağfurullah efendim. Ya keşke çocuğumuz olsaydı da sen de ona baksaydın. Ne kadar iyi olurdu. İsterseniz ben bekleyeyim sizi. Gidip tekrar gelmektense çocuk doğana kadar burada beklerim. Aman Hayriye. Oo, bu çok zaman alır. Ortada fol yok, yumurta yok. Yani fol da yumurta da var da. Var var. Yok. Sana hayırlı işler. Arada sırada uğra yine, tamam mı? Gideyim yani, öyle mi? Başka çare var mı? Çocuğumuz olunca sana haber veririz. Veririz, veririz. Eyvallah. Tutsana. Yazık, gitmemek için elinden geleni yapıyor. Ne yapalım şimdi canım biz? Yani. Doğru canım, sen de haklısın. Ya Huriye, mecburum buradan ayrılıp eve döneceğim. Ya ne yapayım? Çocuk gidince beni artık burada istemiyorlar. İhtiyaçları kalmadı tabii. Ama ben nerede iş bulurum? Ne yaparım? Nasıl yani? Sahi olur mu dersin? Hay aklınla bin yaşa. Tamam tamam, öyle yapalım. Hadi ben daha buradayken sen hemen kalk gel. Kapı çalıyor. Şimdi benim açmam lazım. Tamam hadi hemen gel sen. Buyurun. Aa, bizim Kaan bu. Ver bakayım, ver. Aman. Aslı Hanım'la Eren Bey'i arıyorduk. Banyodalar, ne vardı? İkisi birden mi? Evet, adetleri böyle. Küvete birlikte giriyorlar. Daha şimdi kahvaltıların önlerine götürdüm. Şey, içeri girip de beklesek? Çok önemli. Kaldıralım artık. Kaldıralım. Tamam. Çok tuhaf geldi birden. Ne? Bilmiyorum, sana alışmışım bayağı. Senden önce hayatım nasıldı onu bile hatırlamıyorum. Hatırlamazsın tabii. O kadar hafıza kaybı yaşadım. Ne kadar geri de gelse bir takım boşluklar oluyor tabii. Sen gidince eve yeni bir can yoldaşı almam lazım. Hı? Yani kedi köpek öyle bir şey. Ha. İyi de ben niye gideyim ki? Seni bir başına bırakıp böyle keyfimin istediği gibi çıkıp gidecek kadar vicdansız biri değilim ki. Ben olmasam kim koruyacak seni? İte uğursuza karşı. Senin bana ihtiyacın var Aslı. Yemem bunları ben. Hafızam yokken yiyebilirdim. Ama şimdi yemem. Geçmiş olsun. Eski Aslı geri geldi. Cadıyım ben, cadı. Sana benim gibi biri lazım Aslı. Böyle cesur, karateci, güçlü, gözünü budaktan esirgemez. Böyle kahraman ruhlu biri lazım. Bunların hepsi sen misin? Aslı Hanım. Ay Hayriye, Aslı yine Hanım. Ne var? Eren Bey, Kaan geldi, Kaan. Kaan kim ya? Hani benim baktığım çocuk, hani sözüm ona sizin çocuğunuz Kaan. Olan. Oğlum. Önce çocuğumuza kavuştuğumuz için çok sevindik. Lakin ona bakamayacağımızı anladık. İyi de biz bu işten bir şey anlamadık. Esasen çocuğu arayıp polise başvuran hastane idaresi. Ayakta gezdiğine bakmayın. Kendisi hasta.
Çok büyük bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Aylarca çocuğa bakacak durumda olamayacak. Yakınınız falan yok mu? Yok. Olsa da istemezler zaten. Ben de işsizim. Elde yok, avuçta yok. Ne olacak peki? Sizin anlayacağınız kardeş, biz çocuğu size geri getirdik. Canım çocuk başkasına verelim mi? Biz buna mecburuz. Eğer siz istemezseniz bu çocuğu cami avlusuna bırakıp kaçacağız. Nasıl ana babasınız siz? Bacım, bu çocuğa yazık olmasın diye size getirdik. Halimiz budur. Biliyoruz ki siz onu sevdiniz, iyi baktınız. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi bu çocuğu temelli mi vermek istiyorsunuz? Yoksa annesi iyileşinceye kadar mı? Karım iyileşip ayağa kalkınca, ben de bir iş bulunca elbette ki gelip alırız. Ya olur mu öyle şey canım? Burası emanetçi dükkanı mı? Aslı Hanım, alalım ne olur. Ben ona pek alışmıştım. Güzel güzel bakarım. Ama öyle ikide bir gelirseniz çok zor olur bu. İstesek de gelemeyiz zaten. Merak etmeyin. Biz yeter ki çocuğumuza iyi bakıldığını bilelim. Ne diyorsun? Olmaz canım öyle şey. Olur mu? O zaman biz bunu benim sanıyorduk. Hem şimdi alırsak iyice alışırız filan. Sonra çok zor oluyor ayrılması. Olmaz öyle şey kardeşim. Tamam. Eren böyle söylüyorsa demek ki alıyoruz. Biz bakarız ona. Ben açarım. Ay sorma ablam. Sorma başımıza gelenleri. Ne oldu Huriye? Yandı, kül oldu. Dur, ne yandı? Ay evimiz. Evimiz artık yok. Biz nereye gideriz ablam? Ay. Nerede otururuz? Ya durun bir, durun bir dakika. Bir sakin olun ya. Çaresini buluruz. Durun hakikaten. Durun, panik yapmayın. Sizi sokakta bırakacak değiliz değil mi? Değil mi Erenciğim? Abartma, zaten gerek kalmamıştı. Çocuğu geri getirdiler. Hayriye. Hadi sen bize çay koy. Kardeşin de biraz sakinleşsin. Şöyle bir oturalım, ne yaparız, ne ederiz, onları konuşalım. Bak, bir süre sen de burada kalırsın, tamam mı? Bu arada biz düşünürüz, bir çıkar yol buluruz. Değil mi Aslı? Ha? Tabii canım. Sen merak etme. Ayrıl Aslı, hiç sesin çıkmıyor. İkinci patronum Doğan Bey'in işini yapıyorum. Keşke seni bu iş için tavsiye etmeseydim. Görseniz öyle ilginç mektuplar geliyor ki Müfit Bey, inanamazsınız. İnsanlar kendilerine neleri dert ediyorlar. Tamam Aslı'cığım, madem terapin yok asalet ablalığına devam et. Hadi kolay gelsin. Sevgili Asalet abla, ben 50 yaşlarında mazbut bir hayatı olan bekar bir adamım. Halim vaktim iyidir. Aynı zamanda makam ve mevki sahibiyim. Fakat genç bir kadına aşık oldum. Ya hepsi yaşlanınca aynı şeyi yapıyorlar. Kendisi kısa bir süre önce emrimde çalışmaya başladı. Benim işimi yapıyor ama başka bir iş yerinde. Yani onu pek sık görme imkanım yok. Bu genç hanım aynı zamanda bir dostumun yanında çalışıyor. Ha benim gibi mesela, ben buradayım ama Doğan Bey'in işini yapıyor. Onun gibi yani. Üstelik de evli. Bu umutsuz ve çaresiz durumda şimdi ben ne yapayım Asalet abla? Ne olur bana bir yol gösterin. Ben sana ne yol göstereyim? Yani 50 yaşına gelmiş, kızı yaşında kadınlara aşık oluyor. Bu kart zamparaya şöyle bir iyi ders vereyim ben. Efendim. 40'ından sonra açan çiçekler ne olur bilirsin. Senin neyin patlayacağı malum. Ama madem benden medet umuyorsun, sana karşı daha kibar olmaya çalışayım. Yok, ben böyle her tarafı kapalı şeylerden hoşlanmam. Ya. Daha şeffaf, daha seksi bir şey yok. Şu taraftakilere bakın. Aa, Namigar Hanım, film mi çevireceksiniz, gerdeğe mi gireceksiniz Allah aşkına? Gerdek filmi çevireceğim, var mı daha diyeceğin? Ay bu ne zarafet, bu ne incelik ayol. Yemin ederim moda evimin en büyük reklamı siz olacaksınız Namigar Hanım. Teşekkür ederim. Seçtiğiniz model de şahane.
Şahane. Rahmetli babanız da bana yakışanı çok iyi bilirdi. Ne mutlu bize ki iki nesildir size hizmet veriyoruz Namıgel Hanımefendi. Öyle ya. 5 düğünümün gelinliğini de sizden almıştım. Diğerlerini de Paris ve Viyana'dan. Hatırlamaz mıyım? İlk gelinliğinizi aldığınızda ben daha dünyaya gelmemiştim. Ama babamdan o hikayeyi bir destan gibi dinledim. O kadar eskiden mi evlenmişim? Bana daha dün gibi geliyor. Ama ikinci evliliğinizi hatırlıyorum. Vardım ben. Gelinliğin dikilmesini hatırlıyorum da düğüne gelememiştim. Ay, yeni sünnet olmuştum daha. Allah Allah. Hanımefendi, sizde bu kabiliyet, bu terzihanede de çok bu beğensin. Zevk varken daha birkaç nesil modacı tüketebilirsiniz. Hadi bak, sen de elini çabuk tut Sıdık'a. Bir koca da sen bul. Gelip buraya gelinliğini ısmarlayalım. Artık beni bu yaştan sonra teneşir paklar hanımefendi. Hele torunum yaşındakilere özenip de kendimi maskara edemem doğrusu. Ay, senin de gözün toprağa bakıyor Sıdık'a. Oysa benden 15-20 yaşçık büyüksün. Şu Selo köyüne dönmeseydi baş göz ederdik sizi bir güzel. Davullu zurnalı bir de düğün yapardı. 15-20 yaşmış. Allah bilir benden bile büyüktür. Hiç de üstüne alınmıyor ayol. Sana karşı daha kibar olmaya çalışacağım. Bana sorarsan sen bu işten ümidini kes. Bu genç ve evli hanımdan sana bir fayda gelmez. Ayrıca senin bu niyetin iş ahlakına da sığmaz. Sen kendine uygun bir hanım bul ve onunla mutlu ol Asalet abla. Olmaz. Yapamam. Ben Aslı'dan başkasını istemem. İki genç kız kardeş evlerinin bir odasını kiralamak için pansiyoner arıyor. Rabıtalı ve görme özürlü beyler tercih edilir. Görme özürlüğü anladım da rabıtalı ne demek oluyor Meliha? Babam söylerdi hep rahmetli. Herhalde iyi bir şey demek oluyor ki birini methedeceği zaman pek çok rabıtalı adam derdi. Yaş sınırı koyuyor muyuz? Yok canım. Genç olsun daha iyi. Ahu yine bizim peşimizi bırakmaz. Ona Ahu'nun pek tipsiz ve yaşlı bir kadın olduğunu anlatırız. Sen ona beni, ben de seni tarif ederim. Sen beni anlatırken Sharon Stone'un tipini tarif et. Sen de benim için Demi Moore'un kopyasını. Sakın Ahu geldi deme bana. Ay sus. Hep de en uygunsuz zamanda gelir zaten. İnşallah Sıdık Hanım'dır. Ay komşular, baskına geldik vallahi, baskına geldik. Ay. Ay, Namiger Hanım'da bir dedikodular, bir dedikodu anlatamam. Vallahi, buyurun, anlatamam. Hoş geldiniz. Aa, saklamaya çalıştın ne senin böyle Seniha abla? Hiç canım, hem niye saklayayım? İki genç kız kardeş Ay evlerinin bir odasını kiralamak için pansiyoner arıyor. Rabıtalı ve görme özürlü beyler tercih edilir. Aa, kim bu iki genç kız kardeş Seniha abla? Aa, öyle mi demişiz? Yaşlı diyecektik. Yanlış yazmışsın Meliha. Ben yazmadım ki. Sen yazdın. Aa, yine kiracı mı arıyorsunuz? Aha kardeşim. Ağzınızın payını almadınız mı daha canım? Ne münasebet. Ben Mehmet'i daima en iyi hatıram olarak anacağım. Siz bilirsiniz. Ama yine kapılmayın da diyorum. Ay, anlayamadığım bir şey var. Niye görme özürlü bir kiracı arıyorsunuz ha? Bunu anlamayacak ne var Ağucuğum? Sevap olsun diye tabii. Çünkü öyle birinin bize daha çok ihtiyacı var. Ona yardım ederiz. Hayatını kolaylaştırırız. Aa, bak şimdi. Ben sizin niyetinizi anlıyorum galiba. Aman konuyu değiştirmesene Ahucuğum, bir şey anlatacağım. Sıdık Hanım'la çarşıya çıktık. Ay neler aldı, neler aldı bir bilseniz. Yoksa evlilik alışverişi mi? Ya. Ay, bikinili çamaşırlar falan almış ayol. Ay pek de komik valla. Kusura bakma Ahu ama Sıdık Hanım'ın vücudu o çamaşırlar için seninkinden çok daha uygun. Aa,
aşk olsun. Benim yaşımda onunki bir mi ayol? Yine de cami yıkılmış ama mihrap yerinde. Pek şekilli şemali bir kadın maşallah. Vallahi sizin gözünüzde bir bozukluk var. O şekilli şemali ise ben de Afrodit'im ayol. Ahucum bir bırak da anlatayım ha. Anlat sen anlat bak bu ona. Bir de gelinlik ısmarladı. Sanki 18 yaşında bir kız. Ay modelini anlat modelini çok merak ettim vallahi. Açık saçık bir gelinlik şöyle. Upuzunda bir duvak efendime söyleyeyim. Boncukları falan var görseniz anlatamam size canım. Efendim aslında benim amacım bu güzel havada sizinle bir öğlen yemeği yemekti. Çok üzgünüm Doğan Bey ama ben bunu yapamam. Hem iki terapiyim hem de cevaplamam gereken bir sürü okuyucu mektubum var. Bu sabah sizin bir cevabınızı okudum da. Hangisiydi? Şu genç bir kadına tutulan ciddi, olgun ve hassas beye yazdığınız mektubu. Ne insanlar var. Utanmadan kızı yaşında hem de evli birine aşık olmuş. Acaba biraz gaddarlık etmiş olmuyor musunuz? İnsan gönlüne hükmedemez ki aslanım. Aman canım, her şeyin de bir yakışık alanı var. Ne bileyim, siz şimdi kızınız yaşında birine aşık olur musunuz? Efendim, kimin ne yapacağı belli olmaz ki. Hem gönül işleri öyle hesaba kitaba gelmez ki. Ama Doğan Bey, biraz da bu işler dengi dengine olur. Daha doğrusu öyle olmalıdır diye düşünüyorum. Yoksa insan kendini küçük düşürür. Yok canım. Birini sevmek ayıp değil, günah değil. Her neyse. Demek gelemiyorsunuz. Gerçekten çok isterdim. Ama o kadar çok işim var. Denemezlikmiş. Merhaba, gelsene. Nasılsın? Affedersin. Hastan olduğunu bilmiyordum. Ya hastam değil. Yani henüz değil. Anlaşırsak olacak. Daha hastalığının başlangıç safhasında. Anlıyorum. Ben aslında seni yemeğe çıkarmaya gelmiştim ama... Harika olur. Hadi. Ya harika olur. Benim işim var şimdi. Olmasaydı harika olurdu. Ben sizi tanıştırmadım değil mi? Doğan Bey, eşim Eren. Merhaba efendim. Memnun oldum. Memnun oldum. Nesi var? Kendini bir gazetenin yazı işleri müdürü sanıyor. Bak Müfit. Düşündüm ki... çocuklardan ayrı uzak bir yerde oturmak hoşuma gitmeyecek. Çünkü onları her an gözümün önünde bulundurmak istiyorum. Hele Yeşim'in Eren'den çocuk sahibi olma hikayesinin... çirkin bir yutturmacı olduğunu öğrendiğimden beri... Eren'le Aslı'nın durumu beni çok rahatsız ediyor. Ama onlar iki kocaman insan sultanım. Sen ilişkilerine nasıl müdahale edebilirsin ki? Sen beni tanımıyorsun Müfit. Ben her durumda ve herkese müdahale ederim. Ne olur bana da müdahale et Namiker. Hem de yakında. Ay Huriye, yeter. Gel otur biraz. Geleyim bari. Hayır, börek pişmek üzere de onu bekliyordum. Geçmiş olsun Huriye. Evinizin yandığına çok üzüldüm. Sigortalı değil miydi ya? Yoo. Bak şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yarın sabah gidip bir evin durumuna bakalım. Sonra bir bilirkişi götürelim. Yangının neden çıktığını saptayalım. Eren doğru söylüyor. Ekrem'in bir tanıdığı var. Onu da alır hep beraber gidersiniz. Canım yandı bir tükül oldu diyorum. Nesine bakacağız ki? Sen de bir alemsin Huriye. İnsanın evi yanar da bu kadar rahat olur mu canım? Daha dün akşam evimde evim diye kendini yırtıyordun, paralıyordun ya. Aslında çok üzülüyoruz da. Sizleri de üzmemek için sözünü etmiyoruz. Ben bir daha o mahalleye bile gidemem artık. İçim götürmez. Canım belki de hasar o kadar büyük değildir. Olmaz. Zaten o ev uğursuzdu. Anamız babamız hepsi o evde ölmüştü. Biz artık orayı istemeyiz. Tamam, artık kapatın bu konuyu. Üzerinden biraz geçsin, o zaman konuşur. Hep birlikte bir hal çaresi buluruz. Amma da ısınmışız keretaya. Eren'in çocuğu olmadığını bildiğimiz halde... hiç ayrılmak istememiştik. Vallahi hiç sormayın Namiger Hanım. Eren'e çok kızmıştım ama...
Kaan'ı gene de çok sevdim. Kendinizi fazla alıştırmayın. Bir yıla kadar ailesi gelip alır onu. Evet, biraz tuhaf bir şey ama çocuk emanet yani. Olsun Eren'cim. Bu yine de onu çok sevmemizi engellemiyor. Oo, şuna da bakın canım benim. Allah'ın bildiğini sizden saklayacak değilim ya. Hiç bu evden gitmek istemiyordum. Sanki çocuğu geri getirecekleri içime doğmuştu. Gerçekten boyuna vedalaşıyorduk. Bir türlü gitmiyordu. Bakıyorduk biz işe gidiyorduk geliyorduk Hayriye yine evde. Hep içimden ne yapsam da gitmesem diye düşünüyordum. Ben öyle her yeri bu kadar kolay ısınamam. Hatta aklıma geldi. Şunlara sizin evinizde fare var diyeyim. Hepsini bir güzel korkutayım. Onu yakalamadan hiçbir yere gitmem diyeyim dedim. Fare mi? Mesela yani şaka yapıyor. Yapma be. Hemen evleniyorsunuz ha? Evet, işlemler tamam. Gelinlik hazır. Bekleyecek bir şey yok. İnanmıyorum. Son zamanlarda aldığım en güzel haber bu. Düğün falan bir şey yapacak mısınız? Evet, hem de pembe köşkte. Davetiyen gelecek. Tamam, peki. Çok heyecan verici. Kaan yeniden bizimle biliyorsunuz değil mi? Bak, bunu pek anlayamıyorum Aslı'cığım. Çocuk Eren'in olmadığına göre yabancı bir bebekten sana ne? Ay öyle demeyin. O kadar alışmışız ki. Kanımız kaynamış. Niçin sen kendin bir bebek yapmayı düşünmüyorsun? Aslında düşünüyorum. Ama biraz erken tabii değil mi? Ne erkeni? Tam sırası değil mi Müfit? Evet, bence de öyle. Belki siz benden önce davranır, bir bebek yaparsınız. Ha, olamaz mı yani? Aman Aslı'cığım, tıp henüz o kadar ilerlemedi. Belli mi olur Sultan? Aa, edepsiz. Aslı'cığım, sana tam düğün gecesi müthiş bir de sürprizim olacak. Sürpriz mi? Hı-hı, evet, hiç aklından hayalinden geçirmeyeceğin bir şey. Ay çok merak ettim ama ne olur söyleyin lütfen. Olmaz. Vallahi bekleyemem, çatlarım meraktan. Birazcık merak et bakalım. Bombayı düğünde patlatacağız. Öyle değil mi Müfit'ciğim? Bir ipucu verin bari. Lütfen. Bravo. Bravo. Sağ olun. Ah, teşekkür ederim ben size. Mutlu musun? Evet. Düğünlerimde daima çok mutlu olurum. Evlilik adeta benim için yaratılmış bir şey. Ben çok uzun zamandır bekarım da nasıl bir şey olduğunu unutmuşum vallahi. Çok hoşlanacaksın Müfit'ciğim. Belki de bundan sonra durup durup hep evlenmek istersin. Ben senden başka gelin düşünemem Lamikar. Ay çok güzel. Ay harika. Slow. Ay şunu tutar mısın Mersi Canikov? Ay. Ay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Asuman Hanımcığım, Ekrem Bey'in benimle dans etmesine izin verirsiniz herhalde. Tabii, neden olmasın? Ay, kendisine sözüm var da ayıp olmasın. Ay. Sözüm var. Ne zaman söz verdi bizim Ekrem buna?
Aslı. Gerçekten. Çok hoş valla. Eğlenceli oluyormuş yani. Ha, evlenmek mi? Herhalde, bilmem. Biz ikimiz de hiç evlenmedik değil mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Biz birbirimize söz verelim. Eğer sen evlenirsen ben senin nikah şahidim olayım. Ben evlendiğim zaman da sen benim nikah şahidim ol. İyi de... Belki birbirimizle evleniriz ha? Olmaz mı? Birbirimizle mi? Yani senle ben mi evleneceğiz? İkimiz. Evet. Ne var bunda bu kadar gülecek? İyi anlaşmıyor muyuz seninle? Canım anlaşıyoruz tabii, anlaşıyoruz da yani arkadaş olarak anlaşıyoruz tabii. Arkadaş olarak. Arkadaş olarak. Mers. Mers. Namiger. Zavallı Sıdık'a bir kenarda boynu bükük duruyor. E ne yapalım yani? Eğer izin verirsen onunla da dans etmek istiyorum. Daha neler? O sadece benim emektarım. Bu onu daha değersiz yapmaz ki. Hem ben bu gece pek çok hanıma kavalyelik etmeliyim. Bu bir nezaket kuralı. Hem senin gibi görgülü, mükemmel bir cemiyet kadını bunları çok iyi bilir. Hem Sıdık'a dans etmeyi bilmez ki. Ayağına filan basar, kadıncağızı büsbütün kötü duruma düşürürsün. Canım ben de onunla bosonova yapacak değilim ki yani. Peki ama fazla uzamaz. Müsaade eder misin? İzninle. Dansa birlikte devam edebiliriz değil mi? Memnuniyetle. İyi akşam. Babamı alabilir miyim şeker 5 dakika? Gel bakalım sana. Pardon. Müfet Bey. Bir dakika. Bu gece biliyor musun? Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, bir dakika lütfen. Sizlere açıklamak istediğim bir şey var. Müfit, yanıma gelir misin sevgilim? Bu önemli açıklamayı yaparken yanı başımda durup elimi tutarak bana cesaret vermeni istiyorum. Belki fark ettiniz, belki etmediniz ama nikahımızı siz sayın davetlilerin huzurunda değil de iki şahitle içeride özel bir odada kıydık. Çünkü kimlik konusunda ufak bir karışıklık yaşanacaktı ve sizler hayretler içinde kalacaktınız. Eyvah, söyleyecek, eyvah. Her sır günün birinde açığa çıkar. İşte bu da onlardan biri. Ben şu anda oturduğum binaya niçin taşındım biliyor musunuz? Hayatta kalan tek akrabam, kendi kanımı taşıyan tek kişi olan Eren'e yakın olmak için. Ne diyorum aşkına? Evet. Eren benim yeğenim. Bu demektir ki kendisi ben öldüğümde büyük bir servetin yöneticisi ve tek sahibi olacak. Onun doğru bir evlilik yaptığını gözlerimle görmek istedim. Çünkü kadınların kocaları üzerinde ne denli etkili olduklarını, onları nasıl yönlendirdiklerini hepimiz biliriz. Onun için Eren'in geleceğini düşünerek ben bu genç çifti
yakından tanımak istedim. Bunun için buraya bir başkasının kimliğiyle geldim. Sıdıka olarak. Oysa Sıdıka benim emektar yardımcımdan başkası değildir. Böylece onunla yer değiştik ve küçük bir oyun oynadık. Sıdıka gel. Sıdıka benim sadece yardımcım değil. Aynı zamanda sırdaşım ve can dostumdur. Ona hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii sevgili yeğenimi kucaklamak. Çünkü Eren Sıdıka'yı halası olarak, beni ise sadece bir komşu olarak tanıdı. Erenciğim, kendine harika bir eş seçmişsin. Seni tebrik ederim. Söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç mer mi adamım değilsin? Hey kadınım, psikolog musun nesin? İyi ki bir oda istedim, herkese kocam bu dedin. Yalanları sen söyledin, aleme rezil olan benim. Bu şehrin delikanlısıyım ben, siyah kuşak karateciyim. Bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamım değilsin? Kadınım, psikolog musun nesin? İyi ki bir oda istedim, herkese kocam bu dedin. Yalanları sen söyledin, aleme rezil olan benim. Bu şehrin delikanlısıyım ben, siyah kuşak karateciyim. Şşt, yabancı, söyle bana sen kimsin?